Canım öğrencilerim hepinize selamlar. Ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Gençler ben İsmail Hoca olarak sizlere bu sene bu kanalda 2024 tayfaya özel konu anlatımları yaptım, soru çözümleri yaptım, yetmedi deneme çözdüm, yetmedi farklı icraatlerde bulunduk ve dolu dolu bir sene geçti. Yani shorts videoları bile çektim arkadaşlar. Hiç yapmadığım şeyleri yaptım. Shorts videolarında bile sorular çözdüm. Özellikler verdim. Kurallar verdim. Kısa kısa bilgiler verdim. Ve artık sınava sayılanlar, sayılı zamanlar kaldı. Şimdi bu sayılı zamanlarda ne yapmak gerekiyor? Öncelikle denemelere giriyorsunuz şu an. Bulunduğunuz kurumlarda eğer bir kuruma gitmiyorsanız evinizde böyle seri seri denemeler yapıyorsunuz kendinize. Ve bu seri denemeler karşılığında da tabi netlerinizin artmasını diliyorsunuz. Netlerinizin artmasını istiyorsunuz. Bunun için yapıyorsunuz. Süreyi kısaltmak istiyorsunuz. Sorulara her bir soruda farklı bakış açısı gerektiren sorular olduğu için TYT'de ve AYT'de de buna göre de stratejiler geliştirmeye çalışıyorsunuz. Ben de gençler sizler için neler yapabilirim? Acaba öğrencinin daha yararını olabilecek neler yapabilirim diye düşünürken aynı zamanda tabii bundan öğrenci de keyif alacak. Vakti değerli geçecek, vakti verimli geçecek. Çünkü artık diyorum ya az zaman kaldığı için az olan şey değerlidir gençler. Az olan şey değerlidir. Bundan kaynaklı da sizin zamanınız artık eskisinden daha da değerli. Bunun için de vaktinizi boşa harcamamanız gerekiyor diye düşündüm. Ve sizler için güzel bir projeye imza atacağım şimdi. Hazırsanız Gençler, AYT denemeleri hazırladım ben sizler için. Özellikle eşit ağırlık ve sayısalcılar bu dediklerimi çok çok iyi dinlesinler. Sizler için çok güzel AYT denemeleri hazırladım. E, bu denemelerdeki e, soruları seçtiğim kaynaklardan birisi olan Barış Yayınları'na da, Barış Çelenk hocama da e, buradan sonsuz sevgilerimi ve teşekkürlerimi iletiyorum. Arkadaşlar, matematik denemeleri hazırladım, branş denemeleri. E hocam bunları ne zaman çözeceksiniz? Ne zaman başlayacağız? Öncelikle başlangıç tarihini söyleyeyim. Kanala yüklenme aşamasındaki başlangıç tarihini söyleyeyim. Yarın başlıyoruz arkadaşlar. Yarın saat 21.30'da o video gelecek ama bu video banttan yayın olmayacak. Canlı yayında sizlerle beraber çözeceğiz biz arkadaşlar soruları. AYT matematik denemesini canlı yayında yapacağım. Ve hani şöyle de bir durum var. İlk deneme ve sonraki denemeler için Size şöyle bir güzellik yapacağım. Ki bunun da size faydası olacağını düşünüyorum. Soruları daha öncesinde yani canlı yayından öncesinde çözmeden canlı yayın açacağım. Ve orada çözeceğiz gençler. Yani bunu yapmamdaki amaç ne? Biraz belki bir tık uzatabilir video süresini, canlı yayın süresini. Ama şöyle bir avantajı olacağını düşünüyorum. Şimdi ben şu an çalıştığım kurumda da Öğrenciler deneme sınavları yaparken böyle giriyorum. Aralarında dolaşıyorum, bakıyorum millet neler yapıyor. Ki bu bana gençliğimi hatırlattı. Yani öğrencilik yıllarımı hatırlattı. Biliyorsunuz biz de sınavlara girdik. O an kendimi gördüm ve o an çektiğim sıkıntıları hatırladım. Ne hocam senin çektiğin sıkıntı? Gençler şöyle sıkıntılar çekiyordum ki umarım size şimdi tanıdık gelecek söyleyeceklerim. Şimdi arkadaşlar böyle e, sayfayı çevirdiniz karşınıza bir soru çıktı. Yani böyle var ya hani e, o soru hangi konudan olan bir soru konuyu bulduysanız kazanım neyi soruyor bize bu çok değerli. Soruya nasıl çözüme başlayacaksınız ilk neyi hesaplamamız lazım İlk hangi işlemi yapacağız. Bulduktan sonra acaba doğru yolda mı gidiyorsun? Doğru yolda mı ilerliyorsun? o kadar işlem yaptın ya yanlış yolda ilerliyorsan bunların hepsi var ya inanılmaz derecede kafa kurcalayan soru işaretleriydi. Zamanında biz de yaşadık bu sıkıntıları. E şimdi hala da öğrenciler yaşamaya devam ediyorlar. E bunun ne faydası olacak hocam işte siz soruları çözerken ilk defa soruları gördüğümde hani bu bir şey değil. Normal standart bir denemenin soru çözüm videoları gibi olmayacak. Açacağız beraber soruyu. Soru ekranımıza gelecek. Sizin de önünüzde pdf'leriniz olacak. Soru ekrana gelecek ve ben de ilk defa bu soruyu gördüğümde acaba o soruya nasıl başlayacağım? Bu senin için inanılmaz de değerli olacaktır. Hani İsmail Hoca bu soruya bu şekilde başladı. Neden başladı? Bundan kaynaklı bu şekilde başladı. İsmail Hoca bunun kazanımını şu şekilde değerlendirdi. Niye? Çünkü bundan kaynaklı diye ben size tek tek bunları anlatarak canlı yayında hem biraz böyle sohbet muhabbet eşliğinde sizleri rahatlatacak şekilde hem de birlikte çözeceğimiz için kendini de yalnız hissetmeyeceksin. Güzel bir çalışma olacak. Ee, soruları hem kendi kaynaklarımdan hem de Barış yayınlarından seçtim. Ee, düzey düzey ayırdım. Hocam toplam kaç tane deneme olacak? İlk etapta 3 tane denemeyle başlayacağız gençler. 3 tane yani 3 gün arka arkaya cumartesi, pazar ve pazartesi günleri 21.30'da birlikte 3 tane deneme çözeceğiz. Daha sonrasında yoğun bir e, sürece gireceğim ben. Yoğun bir süreç dediğim 2-3 günlük bir yoğunluğum var arkadaşlar. O yoğunluğu hemen atlatır atlatmaz da size iki tane daha canlı yayında yine deneme çözeceğim. Daha sonrasında sınava kadar yine beraber canlı yayınlarda işte sınav süresine dair sınav sürecinde bu kalan sürede neler yapılabilir sınava dair konuşmalarımız olacak. E, sizleri tabii rahatlatılmanıza da ihtiyacınız var çoğu zaman ben biliyorum işte yani hani biz de öğrenci olduk dedim ya hani sınava hazırlanırken türlü türlü başka şeylerle uğraşmak zorunda kalan öğrenciler vardır eminim. E onları biraz rahatlatmaya çalışacağız. Biraz böyle hani kendi yaşadıklarımızdan örnekler vereceğim arkadaşlar. Ve böylelikle de artık hem ders çalışacağız hem bu muhabbetlerin arasında bazı sorular falan çözeceğiz. İşte bu deneme çözümleri olacak. E sizleri sınava kadar ee, sene başında söz verdiğim gibi sınavın hani siz kapıdan girene kadar ben sizin yanınızda olacağım. Tabii ki kapıdan girerken video izlemeyeceksiniz ama işte o zaman da dualarımla, iyi temennilerimle yanınızda olmaya gayret göstereceğimi söylemiştim. Yine sınavdan sonra da e, tercih dönemiyle alakalı e, sizlere bazı yönlendirmelerim, tavsiyelerim illaki olacak sevgili gençler. Evet şimdi bu videonun altında açıklama kısmında İlk denememizin, yarın yapacağımız canlı yayında yapacağımız ilk denememizin PDF'leri mevcut. E, Tabi dilersen sen çözebilirsin, hani benden önce e, buna bir itirazımız yok. E, ama yine de hani dediğim gibi bakış açısı farklı birisinin bakış açısını kazanmak için e, gel burada yine beraber canlı yayında birlikte olalım. Canlı yayında beraber bu soruları çözelim. Beraber inceleyelim. Belki senin gözünden kaçırdığım bir olay vardır. Belki farklı bir bakış açısıyla çözdüğümüz için. E, sınavda da örnek veriyorum. Sen bir soru çeşidini hep aynı yerden çözmeye çalışıyorsundur. Ben o soruyla alakalı sana farklı bir bakış açısı kazandıracağım. Ve sen de farklı bir soruyu çözerken o bakış açısına sahip olduğun için artık daha rahat çözebilirsin. Böyle şeyler olabilir gençler. Matematik bu biliyorsunuz. İlla bir üssü sayı sorusunu illa da illa üssü sayılardan çözecek diye bir e, kuralımız şartımız yok. İlla ki bir türev sorusunu illa da türev kullanarak çözeceğiz diye bir şartımız yok. İntegralden de bazen çıkabiliyor türev soruları. Tü, i̇ntegral soruları türevden çıkabiliyor. çeşitli çeşitli yöntemler e, görmek, çeşitli bakış açıları kazanmak her daim değerlidir. Bu sadece matematik için değil, hayat için de böyle, her şey için böyle. Hayatın içindeki her şey için farklı bakış açıları her zaman bizi zinde tutar. Her zaman bizi başarıya birkaç adım daha önde olmamızı sağlar. Başarıya giden yolda dolayısıyla gelin bu canlı yayınlarda birlikte sorularımızı çözelim. İlk PDF'inizi çıktısını almayı unutmayın gençler. Tablet olanlar tabletten ilerleyebilir tabii ki. Veyahut önünüzde bir telefonunuz, bir tabletiniz, bir e, ne bileyim hani kalemli bir tabletiniz yoksa bir bilgisayarınız varsa hemen e, ekrana soruları yansıtın. Elinize bir kağıt kalem alın. Beraber çözerim gençler. E, emin olun faydalı bir çalışma olacak. Ben buna adım kadar eminim. Sizler de sevgili arkadaşlarım güzel verimli bir çalışma yapmak istiyorsanız pazar e, cumartesi günü özür dilerim. Sizler de verimli bir çalışma yapmak istiyorsanız cumartesi günü saat 21.30'da canlı yayında görüşelim beraber çözelim bu soruları. Evet gençler artık bu duyuru videomuz buraya kadar diyelim. Sonraki videolarda, sonraki ders çalışma videolarında görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.